Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Pazar günü bülteninin maçlarıyla karşınızda olacağım. Dünkü videoyu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Bin like istemiştik. bin like geldi. Ben de sizler için gece şu an saat 2.48 pazar günü maçlarına çalıştım. Detaylar ve daha fazlası videonun içerisinde. Sizler like'ları gönderdiyseniz ben de videoya geçiyorum. Haydi bakalım. <laughs> Bildiğiniz üzere misli.com üzerinden yapıyorum ben bahislerimi açıklama kısmında linkimiz var. Dilerseniz gelip benimle beraber aynı platformda, arenada oynadığım kuponları da oradan görebilirsiniz diyelim. Öncelikle şöyle dünün bir özetini geçelim. Dün gerçekten zor bir gündü, cumartesi günü. Yani kolay olmasını beklediğimiz, temenni ettiğimiz ama zor karşılaşmalar vardı. En çok güvendiğimiz derbiyi bildik, karşılıklı gol varla beraber. Onun dışında... Liverpool'u bildik. Güne güzel başladık ama devamında Wolverhampton üzdü bizi. Manchester United üzdü bizi. Yani neler neler kaçtı Manchester United'da. Brighton, hele özellikle Burnley'in kalecisi 90'da neler neler çıkardı. Onun dışında hayne Daim'i yüksek orandan bilmiştik. Wolfsburg maalesef bizi en güvendiğimiz yerden vurdu Wolfsburg. Yine Ren Monaco'yu 2-3 gol aralığında bir 86dan almıştık gibi gibi maçlarımız vardı. %50 bandında, 50-55 bandında bir başarımız vardı. Bugün onu böyle 70'lere, 80'lere taşımaya çalışacağım. Yine sizler için 10 tane maç hazırlamaya çalıştım. Maçları konuşurken kuponuma yazdığımı da yine bu maçı kuponuma yazdım diye belirteceğim. Sizlerden de maçlarınızı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Zaten videoyu paylaştıktan sonra yorumlarda buluşuyoruz diyelim ve geldik Pazar gününün maçlarına Süper Lig'den başlayacağız. Dün Süper Lig'den tek maç almıştık. Bir de bir gitmiştik. Bugün de iki karşılaşma alacağız. Bir tanesini de kuponumuza yazacağız. Kayseri Pendik karşılaşması. Çok pardon. İlk bakışta yani Kayseri'nin kazanlarına 1.65 vermesi biraz benim garibime gitti açıkçası. Yani daha düşük bir oran beklerdim burada. Kayseri Spor bu kadar formdayken gördüğünüz üzere yani... Şöyle bir e, mağlubiyetsiz bir form var. Kupada olsun, iç sağ dış sağ olsun. En son Trabzonspor karşısında bizi yakmıştı. E, i̇ki gol almıştık Trabzon'a ama Kayseri tek golle kazanmıştı. E, diğer tarafta da siltaş yapı Pendik Spor var. Onları da biliyoruz Galatasaray karşısında silik bir oyunu vardı. Ondan önceki haftada Başakşehir'e farklı ka kaybetmişlerdi. İki takım arasındaki dengeyi konuşmayacağım. Sadece Kayserispor'un açık alanda daha fazla iyi top oynadığını biliyoruz. Pendik bu açık alanı Kayseri vermeyeceğini de biliyoruz. O yüzden aslında Kayseri'nin gol atma ihtimali yani 2-3 gol böyle 3-4 gole gitme ihtimali zor. Ama yine de ben bu karşılaşmada Kayseri Spor'un 2 golü bulacağını düşünüyorum. Çünkü Pendik bu tarz deplasmanlarda artık puan çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu kafada en azından sahaya çıkacaklarını düşünüyorum olur da ilk yarıdan gelmezse bir Kayseri golü devamında Pendik e, biraz daha ön tarafta göründüğü anda kalesinde büyük tehlikeler yaşayacaktır. Tabii ki Pendik de burada cevap verebilir. KG vara gidebilir ama benim ilk tercihim burada Kayseri'nin 2 gol atması 1.55 gibi bir orandan ayrıca direkt MS1'de 1.65'i de ikinci tercih olarak önerebilirim sizlere. Sizin kafanıza ne mesela 1.5 gol Kayseri düşünüyorum. MS1 düşünüyorum. Burada siz 1.5 üst üstünde Kayseri galibiyeti alabilirsiniz veya Pendik'te Atar abi derseniz veya Tuna kardeş derseniz 1.44'ten karşılıklı gol varı da alabilirsiniz. Böyle 3 gol aralığında bir maç bekliyorum. Belki 4'e taşar diye 2-3'ü de vermedim. Ne kadar çok anlattım bu maçı. Hemen hızlı hızlı diğer karşılaşmalara geçelim. Başakşehir Atay Spor karşılaşması. Bu maç kuponuma yazdığım bir karşılaşma. Atay'ı biliyorsunuz ön taraftaki hızlı oyuncularıyla tanıyoruz. İyi bir 9 numarası var. Orta sahasına yardım eden bir 9 numarası var. Bence bunun da ekmeğini e, Volkan Hoca çok fazla yiyor. Özellikle büyük maçlarda. Başakşehir'de baktığımızda iç sahada bir şeyler göstermeye çalışıyor. Fakat deplasmanlarda kayboluyorlar. Yani evinde iyi oynayan ve deplasmanda deplasmanında oynay iyi oynayan iki takım karşı karşıya geliyor. Bence gollü bir karşılaşma olacak. E, bir takım 3 tane atar mı sanmıyorum. Maksimum 4 golün olacağı bir karşılaşma gibi duruyor. Minimumda 2 golün olacağı bir karşılaşmaymış gibi duruyor. O yüzden ben burada karşılıklı gol varı değerlendirdim. 1.58'den de kuponuma yazdım diyelim ve Büyük Britanya'ya, İngiltere'ye gidelim. Premier Lig'de yine iki karşılaşmamız var. Birisi Everton-Chelsea karşılaşması. Biliyorsunuz Chelsea'ye bahis almadan duramıyorum. Ama bu sefer değişik bir bahis aldık Chelsea'ye. Everton'ın şok bir galibiyeti vardı biliyorsunuz Newcastle'a. Aynısını Chelsea'ye yapabilirler mi? Potansiyel var. büyük bir puan silme cezasından sonra Everton biraz daha bence böyle cesur oynamaya başladı. Everton'ın şu an olacağı yerler 11'ler, 12'ler, 10'lar bence. Ee, ama puan silmeden sonra daha cesur, daha korkusuz oynayan bir Everton görüyoruz. Chelsea'nin de kontra ataklarda etkili olduğunu biliyoruz. Everton biraz daha öne çıkacaktır ister istemez bu maçta. İki tarafın da gol atması muhtemel. Ama ben bugün bu karşılaşmada 9.5 üstü kornere gideceğim 1.50'den. Golün gelmediği senaryo yani bol atak ve golün olmadığı senaryolu bir maç bekliyorum. Onu da bu maça götürecek yani maçı buraya götürecek isminde takımın da Chelsea olduğunu düşünüyorum. Chelsea çokça gelecek. Everton boş alanlar bulacak. Goller gelmese bile kornerin, kornerlerin gelmesini düşünüyorum. 9.5'tan ilk tercihim 1.50. 10.5'tan 1.84'te ikinci tercihim. Burada bir korner kuponunda bunu değerlendirebilirsiniz diyelim. Diğer karşılaşmamız Luton Town. Manchester City karşılaşması. City 4 maçtır kazanamıyor. Galibiyet alamıyor. 3 puan alamıyor. Luton'u zaten biliyoruz. E, buraya düşmeye geldiler. Bunu her Luton maçında artık e, söylemekten sıkıldım. İlk yarı 1.5 üstü de City galibiyeti bekliyorum aslında. 1.90 gibi bir oranı var arkadaşlar. İlk yarı... Ne? Dur bakayım. Ne oynamışız burada? E, i̇lk yarı 2 ve 1.5 üst 2.29 bir diğer oranımız. Yani ilk yarı 1.5 üstü düşünüyorum ilk yarıdan 2 gol gelir bunun ikisini de City atar diye düşündüğümden 1.5 üstü ve ilk yarı City kazanır 2.29 gibi bir oran. Yine sürpriz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bu oranı da ben mutlaka bir kuponumda değerlendireceğim. O hangi kupon olur onu da saat 3'te Twitch'te yayında olacağım. Orada beraber konuşuyor oluruz zaten. Gelelim Almanya 2'ye. Bugün Almanya 2'den 2 tane karşılaşma yazdım. Hatta bir tanesini de kuponuma ekledim. İlk maçımız Düsseldorf-Kiel karşılaşması. Kiel üst lige çıkmaya en büyük aday takımlardan birisi. St. Pauli dün akşam sonuncuyla oynadı. Osnabrück'le oynadı ve bir bir berabere kaldı. Hatta 10 kişi kaldı Osnabrück. Osnabrück doğru okumuşum. Osnabrück 10 kişi kaldı. Sen Pauli yenemedi. Hostenkell'in lileri yakalama fırsatı var bu karşılaşmada ama zor bir deplasmana gidiyorlar. Düzeldorf deplasmanına gidiyorlar. gidiyorlar. Ee, gol yediği senaryoda dönebilecek bir ekip Hostenkell ki takımı da çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Özellikle sol kanadındaki arkadaş bayağı hareketli, bayağı pırpır pır bir isim. O yüzden bu karşılaşma 2,5 üstü seçeneğini değerlendireceğim artı biraz daha oranı yükseltmek isteyenler 1.47'den hatta ben bak yazarken 1.53'müş 1.47'ye düşmüş ee, üst artı vara gidebilirler ama 3 golün çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada diğer mücadele ise Elvesberg ve Nürnberg karşılaşması bu karşılaşmanın da orta sıralarda birbirinden çekinmeyen iki takımın mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Bol bol gollerin geleceği hatta ilk yarıdan bir buçuk üstü golün geleceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Umarım yanıltmaz bizi. Umarım kitlenmez. Nürnberg'in çok gollü maçlarını izledik bu sene. Şöyle bakalım. 2, 5, 5, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6. Yani çokça her maçında minimum 2 veya üstü gol çıkıyor. Burada da 2,5 üstü barajı açılır diyorum. Aşılır diyorum 1.41'den bunu kuponuma yazdım bilginiz olsun. Biraz daha üst yükseltmek isteyenler oranı 3.5 üstünden e, alabilirler. Mesela buna 3.5 üstü 2.14, 2.14 değil mi? Heh, doğru 2.14. Bir de Nürnberg maçına üst artı var. Güzel bir Almanya 2 kuponu olabilir. Schalke maçından kaçtım. O maçı Almanya 2'de bahis almayacağım bu hafta. Diyelim. Gelelim İspanya'ya. İspanya'dan iki karşılaşmamız var. Yine bir tanesini kuponuma yazdım. İlki Atletico madrid ile karşılaşması. Barcelona yenilgisi geldi Atletico Madrid tarafında. Biraz moraller bozuk. Tam da moralleri Şampiyonlar Ligi öncesi toparlamak için harika bir rakip var. Ee, çok güzel bir fikstür çekmişler bence bu e, senaryoda. Atletico Madrid lig sonuncusu Almeria ile oynayacaklar. Almeria'nın yani çok fazla diş geçirebileceğini düşünmüyorum. Buradan nasıl bir oran çıkarabiliriz diye baktığımda İlk yarı 1 ve yok. Yani ilk yarı Atletico Madrid kazanır ve karşılıklı gol yok olur. 1.43 gayet güzel ve oynanabilir bir oran bence. Bu maçta yine 4'te başlayacak gündüz maçı. İlk yarıdan bir gol Atletico Madrid atar derseniz bu bahisi almanız bence mantıklı. Olur ya biraz daha yine e, oran çıkarayım derseniz ilk yarı 1 bir ve 1.5 bir üstü. Yani Atletico Madrid 2 gol bulur derseniz minimum. 1.5 buçuk üstünde ilk yer Atletico Madrid galibiyeti de 2.09. Yine bunu 2.09 oranı neyle bağlayabilirsiniz? Az önce bahsetmiştim. 3.5 üstlü Kiel maçı ile bağlayabilirsiniz. 2 tane 2.0 oranınız olur karşılaşmayı. iki karşılaşmayı alabilirsiniz. Şimdiye kadar verdiğim maçlar Başak Hatay maçı KG var. Elvesberg Nürnberg maçı 2.5 üstü. Bunları yazdım kuponuma. Bilginiz olsun kuponuma yazdığım diğer karşılaşma Barcelona Girona karşılaşması. Yine bu karşılaşmada karşılıklı gol varın geleceğini düşünüyorum. 1.42 Girona'nın Barcelona'ya problem çıkarabileceğini farkındayım. Ama Barcelona'nın da bu gidişatta Madrid maçını kazandıktan sonra bir de yine üst sıralardan Girona ile oynaması üst üste zor maçlara e, alışkın bir takım zaten biliyorsunuz Barcelona. O yüzden ilk tercihim KG var. İki takım da gol atar. Bir de Barcelona'yı kazanmaya bir tık daha yakın gördüğüm için maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var tercihini burada kullanacağım. 2.01 gibi bir oran var burada. Mesela yine bunu da İspanya kuponunda Atletico Madrid ilk yarı 1.5 üst ve Atletico Madrid Barcelona MS 1 ve karşılıklı gol var. 2 İki tane 2'nin üzerinde oran var burada. Dilerseniz hangisi kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Hemen gidelim Almanya'ya videomuz çok fazla uzun sürmesin. Yine Everton karşılaşması gibi, Everton Chelsea karşılaşması gibi, Stuttgart Bayer Leverkusen karşılaşması birbirine benzettiğim iki mücadele. iki tarafında bolca pozisyona gireceği ve bolca korner çıkarabileceğini düşündüğüm bir karşılaşmadır kendisi. 8.5 üstü korner ilk tercihim 1.51'den. Bence yine korner kuponlarına yazılabilir mesela Everton'ı ve eee Stuttgart maçını kombinleyip bir korner kuponu bir tane de siz bulursanız artık yanına eklerseniz güzel bir kupon olur 8.5 üst ilk tercihim 9.5 üstse ikinci tercihim bu maçında bol kornerli geçeceğini düşünüyorum ee, yine dün Monaco maçında korner vermiştim 8.5 9.5 o da 10 kornerle tamamlanmıştı kornerlerde bu aralar iyiyiz bakalım inşallah istatistiğimiz aynı şekilde devam eder bir de yayınları takip edenler bilir ilk defa bir ee, Rusya karşılaşması vereceğim. Rusya Ligi'nden. Rusya Ligi'ni yavaş yavaş izlemeye başladım. Takımları tanımaya başladım. Ligin de yarısına gelmişler. İlk maçımızı verelim Rusya maçında. Yani belki takip etmek için bunu dinliyor olabilirsiniz veya bahis de almak isteyebilirsiniz. Baltika Rubin Kazan karşılaşması. İkisi de e, çok az gol atan. E, özellikle Baltika son 3-4 maçında gol atamadı. E, ligin toplam genelinde de zaten 12 gol atıp 23 gol yemişler. 17 maçta 12 gol yani maç başına 1 gol bile etmiyor. Yine aynı şekilde Rubin Kazan ve onlarda e, onlar da 17 maçta 16 gol atmışlar. 21 gol yemişler. Onlar da maç başına 1 gol atamıyorlar. E, bütün oranlar 2.5 altını gösteriyor bu karşılaşmanın. Ben burada ilk yarı 0'ı çok güzel bir orandan 1.66'dan gözüme çarptı. Yine böyle değişik maçlara oynadığım bir kuponumda bunu değerlendireceğim. 19.45 karşılaşması akşam seansında. Bir de bu karşılaşmaya da yine daha da oranı yükseltmek için alt ve yok pardon oranı yükseltmek için değil 90 dakikaya gitmek için alt ve yok tercihini de burada değerlendirmek istedim. Çok teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Sizler de güvendiğiniz maçları yorumlardan iletin. Orada buluşur olacağız. E, bu arada kanalımızda tam 30 bine yürüyor. Abone olmadıysanız da halen. Şuralardan bir yerden abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar. Şampiyonlar Ligi videosuna kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.